Manisa'da neler oluyordan herkese merhabalar değerli TV izleyicileri. Yeni bir programla daha karşınızdayız Sayın Engin Uzun'la birlikte. Bugünkü konuğumuz da Cumhuriyet Halk Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban olacak. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İkinize de merhaba. Merhaba. İkinize de iyi yayınlar. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Başarılarınızın devamını dilerim yani. Evet. İki güzel ikili olarak. Çok teşekkürler. Evet, dışarıdan zaten dönüşler genel anlamda olumlu. Bu da bizi çok sevindiriyor. Hem ETV adına hem de tabii ki kendimiz adına çok mutlu oluyoruz. Evet, genel gündemi değerlendireceğiz. Malum gündem çok kalabalık. Türkiye'de epeydir böyle. Yani konuşulacak evet. Meseleler ne yazık ki bir türlü bitmek bilmiyor. Bilmiyor, evet. Çok üzücü olan tabii ki terör. Terör konusunun hala çözülememesi ve gün geçtikçe artan boyutlara ulaşması. Sayın Engin Uzun'un da belki bu konuyla ilgili eklemek istedikleri vardır. Evet, öncelikle değerli başkanımıza, hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp programımıza katıldı. Ben teşekkür ederim. Eminim ki çok güzel bir program geçecek, çok verimli bir program geçecek. Çünkü hem Türkiye seçmeni hem de Manisa seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağzından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organlarından bu yaşadığımız süreç ile ilgili, Türkiye'nin nereye gittiği ile ilgili çok ciddi şeyler bekliyor siz değerli Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden. Hemen isterseniz ülke gündemiyle bir başlayalım Sayın Başkanım. Tamam Sayın Başkanım diyeyim, sen de eski başkanımızsın. Evet. Güzel bir dönem geçirdim, ondan sonra senin de büyük katkıların oldu. Buyurun Sayın Başkanım, ben de öyle söyleyeyim. Evet. sağ olun hocam. Şimdi hocam biliyorsunuz ülkemiz çok önemli bir virajdan geçiyor. Çok keskin bir virajdan geçiyor. Hani bu virajın sonu sanki şey gibi, ya kötü şeyler olacak ya iyi şeyler olacak. Tabii ki muhalefetin çok ciddi endişeleri var bu konuda ve ülkenin nereye gittiğiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar hissediyoruz. İsterseniz ülke neden bu hale geldi, nasıl yönetilemez bir hale geldi? İktidar partisi nerede yanlışlık yaptı ya da bu yanlışlık nereden döndürse düzelme ihtimali olur? Onun üzerinden konuşmaya başlayalım. Buyurun hocam. Öncelikle bizi izleyen tüm hemşerilerimize buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu iki güzel arkadaşın programına katılmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Ve programa başlamadan önce özellikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailelerine sabırlar diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani biz ne desek boş. Hamasi nutuklar atmanın, şehitlik en güzel mertebedir demenin bir anlamı yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben gerçekten şehitlerimize bir daha Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar dileyerek programa başlayalım istiyorum. Şimdi 15 yıl önceye gitmemiz lazım. Olayları daha net analiz etmemiz açısından. Evet. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 15 yıl önce büyük bir umutla halkın %33'ünün desteğiyle 2002'de iktidara geldi. Ve özellikle de yoksulluğu, yolsuzluğu ondan sonra yeneceğiz diye ve bunları yok edeceğiz diye iddiaları vardı ve halkımız da ikna oldu, AKP'ye oy verdi. Fakat 15 yıllık süreç içinde AKP'nin ülkeyi iyi yönetemediğini bırakalım, hiçbir şekilde birkaç alan dışında hangi alana el attılarsa başarısız oldu ve ülkeyi yönetemeyen bir hükümet konumuna kesinlikle düştü. Bunu belgelerle ve arşivlerle halkımızla, sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002'de Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi'nin oluşturduğu o koalisyon seçimleri kaybettikten sonra terör sıfırdı. Yani ülkede en önemli sorundur. Can güvenliği olmadıktan sonra bir ülkede ne yaparsanız yapın, o ülkede insanları mutlu, huzurlu, rahat ettiremezsiniz. Evet. Sıfır terör vardı
ve bugün ülkenin geldiği noktaya bakarsak, bugün Türkiye'miz, üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum, Orta Doğu ülkeleriyle özdeşleştiriliyor. Evet. Dünyadaki imajımız ne yazık ki bu noktaya doğru gidiyor. Ama çözüm de var, çare de var, onu da paylaşacağız. Önce bir açılım politikası bizzat hükümet tarafından gündeme getirildi. Bir Habur'da çadır tiyatrosu kuruldu. Habur'da ondan sonra mahkemeler kuruldu. Bir saatte, yarım saatte kararlar verildi ve oradan gelen ondan sonra PKK'lı militanlar ondan sonra kalkıp her anlamda desteklendi. Artı yine bu açılım sürecinde birçok devlet akil adam dediği insanı devreye soktu ve bu akil adamlarla birlikte açılım sürecinin yararlarını anlattı ve açılım sürecinin ne kadar doğru olduğunu anlatmaya çalıştı. O bölgede kiili bir özerklik oluştu. Birçok noktada dokunulmazlıklar oluştu. Ve yine Oslo'da başlayan bu süreç ve çok iddialı laflar edilmişti. Oslo görüşmeleriyle ilgili hepiniz biliyorsunuz. Evet. Dolmabahçe ile sonuçlandı. Dolmabahçe mutabakatını da hepiniz biliyorsunuz. Orada devletin en yetkilileri bir mutabakat imzaladı ve İmralı ile olan görüşmeler, açılım süreci bu şekilde ceryan etti. Peki açılım sürecinde ve özellikle bu açılımda ondan sonra neler yapılmalıydı, neler yapılmamalıydı, bunu da halkımız gayet iyi biliyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de her türlü sorunun demokrasiyle çözüleceğine inanıyoruz. Evet. Bizim yegane argümanımız, bizim en önemli felsefemiz sorunları demokratik bir çerçevede, demokrasi içinde çözülmesinden yanadır. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi yeri geldiğinde demokrasiyi kullandı, yeri geldiğinde de demokrasiden çok büyük geriye adımlar atarak ülkede bir diktatörlük ortamına ülkeyi getirdi. Ve açılım süreci tam bir fiyaskoyla sonuçlandı ve Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ne dedi? Kandırıldık dedi, aldatıldık dedi. Evet. Yine gelelim bugünkü koşulları oluşturan Suriye politikasına. Suriye politikasında da hepinizin bildiği gibi biz Esad'la kardeştik ve doğrusu da buydu. Ne diyordu stratejik uzman Dışişleri Bakanımız? Komşularla sıfır sorun. Çok güzel bir düşünce bu. Yani sıfır sorun teoride çok güzel. Ama bugün baktığımızda bir iki komşumuz dışında bütün komşularımızla ciddi sorunlar yaşıyoruz. Suriye politikasında Esad'la yapılan o güzel ilişkiler, vizelerin karşılıklı kaldırılması, karşılıklı yatırımların olması, Suriye'de Bakanlar Kurulu'nun toplanması, Marmaris'te, Bodrum'da Esad'la gezilerin yapılması, bunlar eleştirilecek şeyler değildi, güzel şeylerdi. Ne oldu da 180 derece politika değişti ve Suriye'deki muhalifler desteklendi ve Suriye'nin deyim yerindeyse iç işlerine karışıldı. Ve Esad kısa sürede gidecekti. Bir hafta içinde Şam'da Emevi Camii'nde cuma namazı kılınacaktı. Ama Esad gerçekten halkından aldığı destekle, Rusya'dan aldığı destekle, İran'dan aldığı destekle Esad ayakta kaldı ve bugün en yetkili kişi, duymuşsunuzdur, Sayın Numan Kurtulmuş ne diyor? Suriye politikası baştan sona bir hataydı diyor. Yine gündeme ne geliyor? Biz Suriye politikasında da kandırıldık anlamı çıkıyor. Suriye politikasıyla programı bitiremeyiz. Bir saati hemen doldururuz. Ben uzun uzun anlatmak istemiyorum.
basit, somut örneklerle gündeme gelmek istiyorum. Yine aynı şekilde Sayın AKP yöneticileri Fethullah Gülen konusunda da yıllardır Fethullah Gülen hareketine göz yumdular. Göz yummayı bırakın, desteklediler. Birlikte Ergenekon'u, balyozları planladılar. Sayın Başbakan, o dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı ne diyordu? Ben Ergenekon'un savcısıyım diyordu. Sayın Baykal, ben Ergenekon'un avukatıyım dediğinde o da ben Ergenekon'un savcısıyım diyordu. Evet. Ve en önemlisi, bütün bakanlar Fethullah Gülen'e övgüler yağdırıyordu. Bir televizyonda program yapıyor, ismini bile zikretmek istemiyorum yani, Erkan Tan denilen bir vatandaş diyeyim gene, ondan sonra üslubumuzu bozmadan Fethullah Gülen'e övgüler yağdırıyordu. Antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Fethullah Gülen'e övgüler yağdırıyordu. Ve en önemli kanıttır bu. Bundan daha başka kanıt aramaya gerek yok. Dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan ne dedi? Ne istediler de vermedik dedi. Bundan daha büyük bir belge, bundan daha büyük bir itiraf olmaz. Yine bunları doğrular nitelikte Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı, bu bir haftalık olay, Yusuf Tekin dedi ki, beni dedi bir bakan dedi tehdit etti dedi. Fethullah Gülen'in selamı var, müsteşarlığı kabul etmeyeceksin şeklinde. O aslında kaş yapayım derken göz çıkarttı ve bütün AKP'liler de Yusuf Tekin'i bu itirafından dolayı eleştiriyorlar sosyal medyada da. Ve yine aynı şekilde Yusuf Tekin'in, Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı'nın bu açıklaması Fethullah Gülen hareketiyle AKP'nin ne kadar iç içe geçtiğinin en güzel kanıtı. Ve özellikle Fethullah Gülen hareketinin, FETÖ terör örgütünün her alanda ayağı var. Ne hikmetse siyasi alanda ayağı yok. Milletvekili yok, bakan yok, ondan sonra belediye başkanı yok. Ama var işte, Yusuf Tekin'in itirafı bunun en güzel kanıtlarından biridir. Ve yine geldi, en son noktada ne oldu arkadaşlar, sevgili izleyiciler? Fethullah Gülen hareketi de bizi kandırdı dedi. Açılım sürecinde kanıyorsun. Suriye politikasında kanıyorsun. Fethullah Gülen politikasında kanıyorsun. Nasıl sen ülkeyi yönetiyorsun? Sen kanıyorsan o milyonlarca vatandaşın kanmasının hiçbir, bana göre, sorumluluğu, suçu yok. Şimdi bu noktada ondan sonra bu yanlışlar yapılırken ülkede ekonomi de bir yere kadar iyi gitti. Ama bu iyi gitmenin en önemli nedeni tamamen sıcak paranın yurt dışından girmesi ve Cumhuriyet'in yarattığı o harika kurumların, o mal varlıklarının, o değerlerin tek tek satılmasıdır. Arşivlerde duruyor. AKP döneminde nelerin satıldığı, nelerin ondan sonra özelleştirildiği hepsi duruyor ve bugüne kadar ekonomik anlamda da sıkıntı olmadı. Taşıma suyla değirmen döndü, kabul ediyorum, ama artık deniz bitti. Ve özellikle şu son bir haftada doların 4 sınırını zorlaması, 4 TL. Aslında o 4 milyondur. Biliyorsunuz 6 sıfır atıldı. Yoksa bizim paramızın karşılığı 4 milyon liradır. 6 sıfır atarak 4 TL oldu. Euro, üzülerek söylüyorum, 4 lirayı geçti. Rahmetli Ecevit döneminde birazcık artış oldu diye kasa atıyordu esnaf ondan sonra ve onu da simge olarak hep kullanıyorlardı. Ama ekonomide de Ecevit dönemini kırmızı mumla aramaya başladık. Peki hocam, aynı esnaf şimdi neden kasa atmıyor? Çok basit. Ecevit döneminde ciddi bir demokrasi ortamı vardı. Şimdi demokrasi ortamını her anlamda değişik baskı araçlarıyla ortadan kaldırdılar yani. Bu kadar net cevap. Evet.
Ben daha çok konuşurum. Ondan sonra sizin ekleyecekleriniz şeyler varsa devam edelim doğaçlama. Şimdi daha başkanlık var, benim gündemde olan konulardan bir diğeri de başkanlık sistemi. Başkanlık sisteminde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin tutumu var. Bu MHP'yi de aslında ikiye böldü diyebiliriz. Evet. MHP kanadında da çok büyük tepkiler var. Belki bunu çok fazla yansıtamıyor olabilirler. Ama bu bilinen bir gerçek. Net yansıtıyorlar. Ben onlara da geleceğim. Buyurun siz devam edin. Evet, ben de zaten diyecektim ki bu Bahçeli'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve başkanlık sisteminin Türkiye için getirisi ya da götürüsü neler? Şimdi ben Sayın Devlet Bahçeli'yi gerçekten bir yönüyle takdir ediyorum. Ne anlamda? Hiçbir zaman ondan sonra sağduyulu tavırlarından vazgeçmemiştir. Hareketini sokaklara dökmemiştir. Bu anlamda saygı duyuyorum. Ama Sayın Bahçeli'ye haddim olmadan şunu sormak istiyorum. 2011'de, 12'de, 13'te, 14'te, 15'te hatta 2016'nın ilk çeyreğinde başkanlıkla ilgili açıklamaları var. 2015'teki 1 Kasım seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde başkanlığa karşı olduklarını, evet, ve tek çözümün parlamenter sistem olduğu yazılı. Biz yazmadık bunları. Yani ben bunları burada söylerken bir partinin iç işlerine karışmak haddime değil. O MHP'nin tavrıdır ama bizim de MHP'nin tavrını iç işlerine karışmadan eleştirme hakkımız vardır. Evet. Ben Sayın Bahçeli'ye soruyorum. Ne değişti de Sayın Bahçeli başkanlık sistemini kayıtsız şartsız destekler hale geldi ve bugün bir altyazıda haber olarak okudum tıraş olurken Sayın Bahçeli diyor ki teklif diyor meclisten geçmezse parlamento yenilenmeli diyor yani. Bugün. Aba altından sopa mı yani? Aba altından sopa yüzü ama kendisinin barajı geçecek gücü kalmadı şu an. Ve gerçekten ülkücüler mücadele eden 80 öncesinde birbirimizle en ciddi doğru yanlış kavgaları yaptık. Ben de devrimci gelenekten gelen bir insanım. Lisede Devrimci Gençlik Derneği'nin üyesiydim. Ama hiçbir zaman ülkücülerin Bahçeli'nin partiyi bu duruma düşürmesine izin vereceğine inanmıyorum. Neden? Farklı dünya görüşümüz vardı ama onların da bir idealleri, bir duruşları vardı. Bu anlamda saygı duymak lazım. Farklı görüşlerde de olsak. Fakat şimdi ne duruş kaldı, ne o ülkücülük kaldı, ne o meşhur Bozkurt efsanesi kaldı. Evet. Bunu ben demiyorum. Bunu Sinan Ogan da diyor. Meral Akşener de diyor. Ümit Özdağ da diyor. Ve hala Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da diyor. Birçok MHP'li diyor. İşte MHP'nin en saygın isimlerinden biri. Ülke Ocakları'nda genel başkanlık yapmış. Ondan sonra Attila Kaya istifa etti. Ve tebrik ediyorum. Ne anlamda? Ben dedi hayır vereceğim bir dedi mecliste dedi. Genel merkez evet diyorsa iki yüzlülük yapamam dedi yani. Ben genel merkez yöneticisi olarak ve MHP'nin Ümit Özdağ açıkladı. %95'i diyor başkanlık sistemine karşı diyor. Şunu diyorlar. Milliyetçilik ayaklar altındaydı diyorlar. Bunu Sayın Erdoğan söyledi. Her türlü evet, milliyetçiliği ayaklar altına alıyoruz dedi. Ne değişti diyorlar şimdi yani. Ne değişti diyorlar. O nedenle ben bunun açıklamasının da kamuoyuna tatminkar bir şekilde yapıldığını görmedim. Sayın MHP'nin üst düzey yöneticileri bunu kamuoyuna tatminkar bir şekilde açıklayamıyorlar ve sadece bir takım gerekçelere sığınarak bu başkanlık sistemini desteklemelerini örtmek istiyorlar. Ama taban ben inanıyorum ki
benim görüşüm de dedi işte Ümit Bey söylüyor. %95'i buna karşı diyor ve tabanda sosyal medyada da izlediğimizde yorumlara baktığımızda ondan sonra afişlere baktığımızda MHP tabanından bu başkanlığa evet çıkmaz diye görünüyor. Bu net bir tablo. Ve ben size ilginç bir şey daha söyleyeyim. Aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi bir seçmen kesiminde de örneğin her 5 seçmeninden birinde de bu başkanlık sisteminin rahatsızlığı var. Ve bütün anketler şu an referanduma gidildiğinde hayır çıkacağını net bir şekilde gösteriyor. Neden? Şimdi şöyle düşünelim. Bir partide bir kişi her şeye hakimse, astığım astık, kestiğim kestik diyorsa, ben şahsen Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir genel başkan olsa, ben açık açık itiraz ederim ve o genel başkana karşı da mücadele bayrağını açarım. Evet. Ama tabii ki AKP'de değişik nedenlerden dolayı bu mücadele bayrağını açamayan insanlar vardır. Ama şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir sandığa 3 kişi girip oy atabiliyorlar ama bu 52 milyon seçmenin önüne geldiğinde o olmayacak yani. 52 milyonu denetleme şansları yok. Ve ben inanıyorum ki bu referandum ondan sonra başkanlık hayallerinin yıkılmasıyla son bulacak. Yani başkanlık sistemini vatandaş desteklemeyecek mi diyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Mutlaka destekleyenler olacak ama bu referandumda %50.001 ile reddedildi. Ama ben öyle de değil, açık ara bunun reddedileceğine inanıyorum. Çünkü MHP tabanı rahatsız. Cumhuriyet Halk Partisi karşı, ondan sonra HDP karşı, aynı şekilde AKP'nin bir bölümü karşı, Saadet Partisi'nden insanlar karşı. Neye göre olacak bu yani? Ben o nedenle bunun reddedileceğine yürekten inanıyorum. Tabii biraz önce dedim yani Sayın Bahçeli'nin düşüncesidir bu, politikasıdır bu ama ne yazık ki Sayın Bahçeli de bu anlamda bir yanılgı içinde diyorum ve en azından şunu net bir şekilde görüyoruz. Ülkücü taban, Milliyetçi Hareket Partisi'nin o emektarları büyük bir çoğunlukla Sayın Bahçeli'nin bu politikasını onaylamıyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Atilla Kaya'dan tutun, Meral Hanım'a kadar, Ümit Özdağ'a evet. kadar, hala milletvekili olan Yusuf Hallaçoğlu'na kadar, Balıkesir'in eski belediye başkanı, şimdi milletvekili İsmail Ok'a kadar, Isparta milletvekiline kadar, Bursa, bunlar söyleniyor yani. Net bir şekilde de tavır konuluyor. Çünkü başkanlık sistemi MHP'ye de uygun bir olgu değil arkadaşlar. Hocam şöyle bir şey, şimdi tabii kendi tabanınıza umut verici şeyler söylüyorsunuz. Bu muhakkak ki sizi, bizleri izleyenleri umutlandırıyordur o anlamda, aynı düşünce ekseninde olanları. Ama 3 günden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis hepimizin hafızasında kalacağı kadar bir hayli kötü olaya sahne oldu. Yani yeni bir anayasa hazırlanıyor, yeni bir anayasa oylanıyor ve anayasa çiğnenerek oylanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin tamamı inanılmaz bir direnç gösteriyor. Peki siz bu direnci, bu direngenliği örgütlerinize nasıl taşıyacaksınız? Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Öncelikle halkımızın şunu da bilmesini rica ediyorum. Anayasa toplumsal bir uzlaşmadır. Yani anayasa %50'ye hitap edip %50'ye hitap etmiyorsa o anayasa değildir. O kişinin çıkardığı bir diktatörlük yasasıdır. Ve altını çizerek söylüyorum, toplumsal uzlaşma olmadan hiçbir anayasanın
tüm halkı, tüm ulusu bağlayıcı bir özelliği kesinlikle yoktur. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler örgütlerimize bu bilinci nasıl taşıyacağız? Birincisi, bu Şehzader İlçe Örgütü olarak ben konuşuyorum. Hı hı. Bu önümüzdeki hafta genel merkezin hazırladığı 30 soru 30 cevap şeklinde güzel bir broşür var. Evet. O örnek olarak geldi ama biz bunu bastırdık ve bu salı yapacaktık aslında ama kötü hava muhalefeti nedeniyle ertelettik. Bütün üyelerimizi ama 100 üye gelir ama 80 üye gelir ama 120 üye gelir ama 200 üye gelir. Bir toplantıya çağırıp bu konuda görüşlerini alıp bu konuda yapılacakları birlikte tartışıp insanları bilinçlendirmekten yana bir politikamız olacak. Ve bütün üyelerimizin bu konuda duyarlı olmasını ben rica ediyorum demeyeceğim. Artık duyarlıdır. Neden duyarlıdır? Biraz önce söylediniz ya. Evet. Ya kavşak dönülecek, iyi bir şey çıkacak ya da dönülemeyecek. Çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin, hepsi için söylemiyorum, ama bir bölümünün bu konuda çok duyarlı olup alana çıkacağını, alanda da birebir ilişkilerle bu anayasanın neden olmayacağını anlatacaklarına ben yürekten inanıyorum. Ha, bize düşen görev de nedir? Bizler meclisten geçmeyi bekliyoruz ama şu an konular açıldığında da söylüyoruz. Hı hı. Meclisten geçilip 90 gün içinde bir referandum kararı çıktığında da o zaman bizler, sizler de dahil, tüm ilçe yöneticilerimiz, üyelerimiz dahil 90 gün boyunca gece gündüz emek harcayıp bunun neden Türkiye'ye uygun olmadığını, bunun 1876 kanuni esasiden bile geriye götüreceğini, 100 yıl önce bir kişiden alınan egemenliğin 100 yıl sonra tekrar bir kişiye verileceğini basit bir şekilde anlatacağız. Peki hocam, çok özür dilerim, hemen araya girmek tabii, isterim. Tabii. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ideal olanı yapıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi arayışını, ülkenin sorunlarına çözüm üretme arayışını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıyor. Bu çok doğru. Ama anlaşılan o ki hani uzunca bir süredir iktidar partisinin, milletvekillerinin, genel başkanlarının da bu yönde tavır almasından dolayı demokrasi meclise işlemez hale geldi. Günlerdir televizyonları seyrediyoruz. Yani bir konuşma yapabilmek için bile bin bir türlü mücadele vermeniz gerekiyor. İşte gizli oy kullanılması mecliste gerekiyor. Mecliste ve en önemli konuda kapanıyor. Yani ben size hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı olarak hem de bir sosyal demokrat, bir vatandaş olarak şunu sormak isterim. Siz halen bu çözümün mecliste mi gerçekleştirileceğini düşünüyorsunuz? Örneğin mesela Yenikapı ile ilgili. Bu arada bazı izleyicilerimizin de soruları var. Tabii, ben size soru yöneltirken onların sorularını da yansıtmaya gayret ediyorum. Tabii. Mesela, memnuniyetle, herkes en doğal hakkı. Evet. Soru sormak, eleştirmek, evet, öneri getirmek. Mesela CHP'nin Yenikapı'ya gitmesiyle ilgili hani daha sonra ya böyle değilmiş, biz kandırıldık noktasına gelindi. Yani oysa ki Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde olması için hem tüm dünyayı hem de tüm şer ve terör odaklarını bunu göstermek adına orada bulunmuştu. Bu gerçekleşmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gerçekleşmiyor. Ve büyük bir çoğunluğun artık bu arayışın, bu beklentinin sokakta çözüleceğine dair bir beklentisi var CHP'den. Yani CHP'nin sokaklara çıkmasını istiyorlar insanlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi zaten bu konuda 15 Temmuz'dan gelelim o noktaya. 15 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi net tavrını koydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem terörle hem darbelerle ilgili tavrı nettir. Terör nereden, kimden, nasıl, ne şekilde gelirse gelsin, evet, Cumhuriyet Halk Partisi sonuna kadar karşıdır.
senin teröristin kötüdür, benim teröristim iyidir mantığı insanlığa zarar verebilecek en tehlikeli mantıktır. Evet. İkincisi, darbe konusunda da nereden, nasıl, ne şekilde darbe gelirse gelsin, Cumhuriyet Halk Partisi bunun karşısındadır. Darbelerden en büyük mağduriyeti yaşayan 93 yıllık bir çınardır Cumhuriyet Halk Partisi. Ve AKP'lilerin özellikle yere göğe koyamadıkları, biz de saygıyla anıyoruz, Ömer Halis Demir'i bir araştırsınlar. Ömer Halis Demir, ruhu şad olsun, çok iyi bir CHP'lidir. Çok iyi bir CHP'li aileden gelir. Evet. Ömer Halis Demir'in abisi Niğde'de, Çukurkuyu beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belde başkanıdır. Yani biz bu konuda samimiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman darbelere de teröre de karşı çıktık. Evet. Aynı şekilde diktatörlüğe de karşı çıktık ve gücümüz yettiğince başarılı olduk. Ama gücümüzün yetmediği oranlarda da yenildik. Örneğin bir 12 Eylül'de yenildik yani. Net bir şekilde yenildik 12 Eylül'de. Darbeye yenildik. Tüm evet. Türkiye yenildi. Cumhuriyet Halk Partisi de yenildi ve kapatıldı biliyorsunuz. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi iyi niyetle bir şeyler yapmak istiyor. İşbirliği yapmak istiyor. Çok güzel söylediniz. Türkiye'nin birlik, beraberlik mesajını vermek istiyor. Özellikle de her türlü emperyalizme karşı bir duruş sergilemek istiyor. Fakat yer yer suistimal edildiğini ben de görüyorum. Bu işin hem parlamentoda hem de demokratik bir şekilde alanlarda çözülmesi gerekiyor. Nedir alanlar dediğimiz? Artık insanlar sokağa çıkıp açık açık tavrını koymalıdır. Nedir o tavır? Bu kadar basit. Başkanlığa hayır, insanları örgütlemelidir, mahallelere gitmelidir, kahvelere gitmelidir. Bunu tüm CHP'ler, ama sadece ilçe yönetiminden bunu beklemek abesle iştigaldir. 20 tane ilçe yöneticisi var yani. Binlerce CHP'li var, üyesi demiyorum yani. Herkes taşın altına elini sokmalıdır. Biz demokratik tepkilerimizi de en iyi şekilde, net bir biçimde ortaya koymalıyız. O önerileri, sizin söylemlerinizi doğru buluyorum yani. Bu anlamda bunu birlikte örmeliyiz. Çünkü demokrasi herkese lazım. Bakın, hukuk herkese lazım. Ergenekon'da, balyozda yargılanan insanlar diyorlardı ki, gün gelir devran döner. Devran döndü. Şimdi hukuk o tertipçilere lazım. Ha ben şunu söylüyorum. Evrensel hukuka uyulması gerekiyor. Hangi görüşten olursa olsun hiç kimseye yargısız infaz yapılmaması gerekiyor. Ve bir şeyleri bahane ederek de insanları ortadan kaldırmanın, insanları mağdur etmenin, insanlara zulmetmenin ne ahlakla, ne insanlıkla, ne vicdanla, ne de dinle ilgisi olmadığını düşünüyorum. Evet. Bu arada arkadaşlarımızdan sorular geliyor ya tabii, da yorumlar geliyor. Ben onları da aktarmak tabii, isterim sizlere. Tabii, ne demek, ne demek. Peki başkanlık gelirse 80 darbesinde olduğu gibi tekrar CHP'yi kapatabilirler mi? Eğer ki kapatıldı, neler yapılacak? Bundan sonra partililer neler yapmalı diye bir izleyicimiz sormuş. Şimdi başkanlık geldiğinde Türkiye'de ne olup ne olmayacağını ben net bir şekilde ortaya koyamam. Ama başkanlığın Türkiye için iyi bir şey olmadığını ve başkanlığın demokrasiye de bir kanun hükmünde kararnameyle son verebilme yetkisi olduğunu görüyorum. Meclisi de feshedebilir,
da veriyor o yetki. Evet. Atatürk'te olmayan yetki bu başkanlık yasasında var. Meclisi fethediyor. Feshediyor. Evet. Bir deyim yerindeyse de fethediyor yani meclisi. Ondan sonra bir kişi fethediyor. Artı Anayasa Mahkemesi 15 üyesinin 12'sini başkan seçiyor. Yani böyle bir şey olur mu yani hukuk? Ha ben o kadar olacağını düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala çok ciddi bir tabanı, çok ciddi bir gücü var ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermese bile Türkiye'nin batıya çevrilen, batı derken yanlış anlaşılmasın, çağdaş uygarlığa çevrilen yüzünün Orta Doğu'ya dönmemesi için mücadele eden, CHP'li olmamasına rağmen bu konuda CHP ile ortak olan milyonlarca muhafazakar seçmen var yani. Bunu şey için söylüyorsunuz tabii, değil mi hocam? Meclisten geçti varsayıyorsunuz ve referandum süreci için söylüyorsunuz. Tabii. Sonrası için değil. Ha, çünkü sonrasında bu ve benzeri programları da yapmamız çok zor olacak. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Tabii, anlıyorum. Hayır, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yüzünü çağdaş aydınlığa dönmüş milyonlarca muhafazakar seçmenin buna izin vereceğine inanmıyorum. Ne referandumda ne de başka bir şekilde Türkiye'de bu konuda ben hiçbir zaman umutsuz değilim. Neden umutsuz değilim? Çünkü kim ne derse desin 93 yıllık bir cumhuriyet birikimi var. 93 yıllık bir cumhuriyet aydınlanması var. Evet. Ve insanlar şunu görüyor. CHP oy vermese de bir çağdaş uygarlığı görüyor. Bir de Afganistan'ı, Pakistan'ı, Irak'ı ve Suudi Arabistan'ı, Katar'ı görüyor. Yani dünyada mutlaka er ya da geç aydınlanma, çağdaşlık, insanlık, eşitlik, adalet duyguları ve adalet düşünceleri kazanacaktır. Evet. Türkiye'de de bu miras, bu birikim var. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenlerin de %80'i bu gözle bakıyor. Hiçbir zaman milliyetçiliklerini batıdan, batı uygarlığından ayrı görmüyorlar. Evet. Batı uygarlığını almak demek batının kültürünü, batının ondan sonra ahlakını almak değil. Evet. Teknolojiyi, bilimi onları alabilmek. Siz 100 ton tarım ürünü üretiyorsunuz. Adam bir tane cep telefonu çıkartıyor. 1000 tane satıyor. Senin 100 tonla bedel. Şimdi biz bunun niye gerisinde kalalım yani? Doğru. Hocam hani ara ara girip, tabii zamanı ya, karşılıklı olsun. Zamanı hem sağlıklı kullanıp hem tabii, de çok yerinde, daha fazla noktalara temas etmeniz için arada giriyorum. Tabii lütfen, hep gireceksin. Lütfen kusura bakmayın. Yok, rica ederim. Şimdi şunu sormak isterim size. Hani söylemlerinizden ve CHP'nin genel söyleminden ben şunu anlıyorum. Hani bu olay vatan millet meselesi, cumhuriyetin ve cumhuriyetin kazanımlarının devamı ya da duraklaması ya da bir yüzyılın geriye gitmesi meselesi. Durum onu gösteriyor. Ve eğer ki başkanlık sistemi geçerse bu şekilde bir Türkiye'de yaşayacağız. Türkiye Cumhuriyeti belki isim olarak kalacak ama belki de bir İslam Cumhuriyeti olacak. Bilemiyoruz. Göreceğiz. Şimdi tabii ki siz bu söylemleri kullanırken sanki şunu yapacak Cumhuriyet Halk Partisi ya da yapmalı, ben bireysel fikrimi söyleyeyim. Propaganda döneminde sadece CHP adına değil Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kazanımları adına bir propaganda yürüteceksiniz ki tabii, MHP'ye oy veren seçmenden de hayır oyu olabilirsiniz. Tabii bu CHP'nin meselesi değil arkadaşlar. Evet. Ve ben her zaman şunu söyledim bu ülkede. Atatürkçülük ve Cumhuriyet CHP'nin tekelinde değildir. Evet. Milliyetçilik MHP'nin tekelinde değildir. Din AKP'nin tekelinde değildir. Bu ülke AKP'den önce de Müslümandı. Bu ülke CHP anlamında sadece CHP'ler Atatürk'ü sever, sadece CHP'ler Atatürkçüdür, böyle bir şeyi de evet, asla kabul etmiyorum. Hı hı. Aynı şekilde sadece MHP'liler milliyetçidir, başkaları değildir. Bunu da kabul etmiyorum. Bu üç ortak değer bizim
partiler üstü değerlerimizdir. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi bunu CHP olarak yapmayacak. Bunu Cumhuriyet'in kazanımlarını, Cumhuriyet'in değerlerini savunan kim varsa birlikte olmayı, ondan sonra onlarla birlikte hareket etmeyi ve eninde sonunda da aydınlığın, çağdaş uygarlık yolunun Cumhuriyet'in kazanması için mücadele edecek. Evet. Tabii ki bu bir CHP'nin meselesi değil. Bu ülkenin meselesi, bu ülke meselesinde de olmak ya da olmamak meselesinde de CHP'ye oy vermeyen milyonlarca insan da hayır şeklinde buna cevap verecek. Ve ben tekrar söylüyorum, referandum olduğunda ve bizler o referandumda sandıklara sahip çıktığımızda referandumda ciddi bir oranda hayır çıkacak ve bu başkanlık hayalleri ondan sonra suya düşecek. En önemli konu ekonomi. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın, burada belgeler konuşuyor. Aralık 2002'de 52 yılda verilen cari açık 43.7 milyar dolar. 13 yılda verilen cari açık 472.9 milyar dolar. Yani evet, bu bir ülke ekonomisi için aslında çok kötü bir tablodur. İyi olduğu vurgulanıyor i̇şte her şeyde. Ben de işte şimdi onlara da geleceğim. Onlara da göreceğim. Aralık 2002'de özel sektörün dış borcu 43 milyar dolar. Aralık 2015'te özel sektörün dış borcu 289 milyar dolar. Çok önemli. Karşılıksız çek tutarı 2.2 milyar Aralık 2002'de, Aralık 2015'te 27.3 milyar. Protestolu senet tutarı 0.8 milyar, 1 milyar lira bile değil. Aralık 2015'te 10 milyar. İcra dairelerindeki dosya sayısı Aralık 2002'de 8.6 milyon, Aralık 2015'te 23.8 milyon. Tüketicilerin bankalara borcu 6.6 milyar, tüketicilerin bankalara borcu 381.9 milyar. Yani gene son olarak söyleyeyim, çiftçilerin banka borcu Aralık 2002'de 5.1 milyar, çiftçilerin banka borcu bugün 61.1 milyar. Şimdi herkes borçla yaşıyor. Herkesin borcu var ve herkes de bu borçlardan çekiniyor ve özellikle de şöyle bir algı oluşturulmuş. Sanki ondan sonra AKP giderse borçlar daha da artacak. Tam tersi, AKP giderse ekonomi de rahatlayacak, borçlar da azalacak. Ama bize düşen görev, bunu anlatmamız lazım. Ha, birçok toplumda insan da ekonomiye bakıyor. Ekonominin de çok iyi gittiği söylenemez. Evet. Bu son iki yıl sinyallerini verdi ve bugün de ciddi bir şekilde kendini gösteriyor. Evet. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir deyim vardı. Ya diyor, bu işsizlik diyor arttı diyor, bir şeyler yapmamız lazım diyor. Sanki 15 yıldır iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani bunlara üzülüyorum. Yani gerçekten üzülüyorum. Yani 15 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Bütün olumsuzluklar ortada ve ondan sonra kaç tane, üzülerek söylüyorum, terör olayı oldu. Bir tane sorumlu ya, Allah rızası için ya, çıkıp istifa etmez mi ya? Bir tane ya, nasıl oturabiliyorsunuz? Binlerce can gitmiş. Orada köprü inşaatında bir, ondan sonra tel koptu diye Japon mühendis intihar etti ya. Evet. Yani intihar etti arkadaşlar, bir tel koptu diye. Ama bu kadar olumsuzluk, bu kadar terör, bir tane, yani üslupluca konuşuyorum. Yani kimseye de hakaret bari konuşmuyor ama bir tane insan çıkar da lütfen, evet burada ben sorumluyum, ben bu işi yapamıyorum deyip o onuru gösterip istifa eder arkadaşlar ya. Peki hocam. Dünyanın neresinde vardır, evet, bana bir tane örnek göstersinler ya.
En az gelişmiş ülkelerde bile istifa müessesesi var ya. Ha bizde nasıl istifa ettiriliyor? İşine gelmedi mi bakanlar da ettiriliyor. Efkan Ala'nın ettirildiği gibi, Ahmet Davutoğlu'nun ettirildiği gibi. Bir tek burada çalışıyor istifa müessesesi. Ama istifa müessesesi erdemli bir şeydir. Ben bir şeyi yapamıyorsam istifa ederim. Evet. İşte Engin Bey yaptı. Ondan sonra ben başarısız oldum dedi. Yerel seçimlerde hatırlıyorsun. Tabii. Doğru bir şeydir. Evet. Doğru bir şeydir yani. Evet. Yani bunda utanılacak, sıkılacak bir şey yoktur yani. Ama bir tane çıkmadı ya. Bu canlar bu kadar mı değersiz ya? Bu canlar bu kadar mı bir hiç yani? Yani böyle bir şeyi ben düşünemiyorum ve üzülüyorum bir vatandaş olarak. Bırakın bir CHP ilçe başkanlığı yani. Bir vatandaş olarak çok üzülüyorum arkadaşlar yani. Hocam şöyle bir şey var. Hani doğru söylüyorsunuz. Hani siyasette eğer başarılı olunmuyorsa veya ülke yönetiminde. Ülke yönetiminde. Evet. Belki o daha doğru bir tabir olabilir. Tabii. Ya da seçime girilip defalarca o seçim kaybediliyorsa o mekanizmanın yani istifa mekanizmasını işleyip o sistemin, o partinin ya da o ülkenin önü açılmalı. Peki Cumhuriyet Halk Partisi için böyle bir şeyin olup olmaması gerektiğiyle ilgili hiç öz eleştiri yaptınız mı? Tabii. Yani ben ondan sonra siz de kurultay delegeliği yaptınız. Ben de şu an halihazırda kurultay delegesiyim. Sayın Genel Başkan'dan daha iyi bir alternatif ortaya çıkarsa tabii ki ondan sonra genel başkanımız değişebilir yani. Ben bu konuda hiç kimseye biat eden, körü körüne bağlı bir insan da değilim. Ama mevcut adaylar içinde en son kurultayda Sayın Balbay çıktı karşısına. Sayın Balbay'ın da ondan sonra ben Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bu partiyi yöneteceğine inanmadığım için Kılıçdaroğlu'nu destekledim. Sayın Balbay'a destek imzası da vermedik. Aday olsaydı da o desteğimiz de olmayacaktı. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de başarısızsa alternatif yaratılmalı. Başarısız, başarılıya veya başarılı olacağı yerini bırakmalıdır yani. Burada hiç kimse ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar genel başkanlık yapacak diye bir kural yoktur. Ama ne yazık ki bu olmadı. Ama ben inanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok nitelikli kadroları var. Çok pırıl pırıl insanlar var. Bu pırıl pırıl insanlar arasından bir insan çıkıp da yarın bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçip kitleleri daha heyecanlı, daha umut verici, daha sürükleyici de yapabilir. Ama şu an benim gördüğüm, herkesin düşüncesine de saygılıyım, kimseye saygıda kusur etmek istemem. Çıkan adaylar içinde Sayın Genel Başkan'dan daha donanımlı, daha birikimli olmadığı için biz Sayın Genel Başkan'ı destekledik sevgili Engin'ciğim. Evet, teşekkür ederim hocam. Hani az evvel şeyi konuştuk. Meclisten geçse bile referandumdan geçmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ben de artı birim. Ben de yapacağım. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Peki o hal ortamında sağlıklı bir seçimin yürüyeceğini düşünüyor musunuz Sayın Başkanım? Biz sandıklara sahip çıkarsak 400 bin sandıkta 400 bin tane ıslak imzayı bir merkezde toplayabilirsek hiçbir şey olmaz. Yani her şey bizim istediğimiz gibi olur. Yani ne manipülasyon olabilir, ne sahtecilik olabilir, ne bir şey olabilir. Burada bütün mesele Cumhuriyet'e sahip çıkan insanların referandumda iyi örgütlenmesinde. Oyu verip gitmek sorunu çözmüyor. Muhakkak. Orada sandıkta sonuna kadar duracak. Burada sırf CHP'liler değil. Kim karşıysa bir ortak platform oluşturulacak. Herkes görevini alacak. Bilgisayar sistemleri her ilde kurulacak. Evet. Ve ıslak imzalar tek tek il il toplanacak. Ondan sonra 81 il bir merkezde hayırlar toplanıp net tablo ortaya çıkacak. O ıslak imzayı vermek zorunda yani. Islak. Ama sen sahip çıkmazsan her şey olabilir. İşte kediler girdi trafoya.
Seçimler ne oldu? Ha, yani, evet. Ya bunu açıkladılar ya. Yani kulakları şınlasın eski enerji bakanı onu bayağı söyledi yani. Bayağı da yani evet yani. Doğru. Trafoya kediler girdi dedi yani. Bu vallahi artık şey evet. Oldu yani. Yani halk arasında bir evet, espri oldu yani. Evet. Bir simge oldu yani. Doğru. Evet. Peki süremizi doldurduk. Eminim daha çok soru vardır. Vardı benim de şey olsun. Olsun. Evet. Gerçekten çok dolu dolu güzel güzel konuştunuz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Var mı eklemek istediğiniz başka? Evet var. Ben hocama çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yorumlarıyla programımıza katkı veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve bu ülkenin Atatürkçüleri, bu ülkenin demokrasi sevdalıları öyle anlaşılıyor ki biz bu işi meclisten de geçse milletten geçirtmeyeceğiz. Milletimiz buna izin vermeyecek diyor. Ben bu inancı, bu enerjiyi Sayın Başkanım'dan çok ciddi anlamda aldım. Ben de sizin gibi düşünenlerdenim. Ben de sizin gibiyim. Ben de sizlerim. O yüzden hep birlikte bu doğrultuda tabii ki çalışacağız. Tabii ki hep beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür keyifli ederim. Bir programdı. Evet. Çok vakit sağ olun. Nasıl geçti anlamadık. Evet. Evet. Sevgili ETV izleyicileri, Manisa'da neler oluyor programının sonuna geldik. Bugün programımızda CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban bizlerle birlikte oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Engin Uzun, sizin var mı eklemek istedikleriniz? Benim eklemek istediğim bir şey yok. Tüm izleyenlere saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz izleyenlerimize. Haftaya yine aynı gün ve saatte biz ETV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın.